Çölyak hastalığı diğer adıyla gluten enteropatisi deniyor, deniyor bu hastalığa. Genetik bir duyarlılık gerekiyor. Yani genetik yapınızın yatkın olması gerekiyor. Böyle kişilerde buğdaydaki gluten ayrı, ayrıca arpa, çavdar, yulaf gibi tahıllardaki gluten benzeri diğer tahıl proteinlerine yani tahılın tamamı değil içerisinde bir protein var, gluten diye bir protein var. Buna karşı ee, Kalıcı bir toleransızlık. Yani bu, bunu yiyince bünyenizde bir takım olumsuz e, tetiklenmeler meydana geliyor. Otoimmün bir hastalık diyoruz. Otoimmün hastalık ne demek? Aslında glutenin kendisi sizde bir hasar yapmıyor. Gluten bağırsaklarınıza temas ediyor. Orada vücudun savunma hücreleri var. O savunma hücreleri gluteni yabancı bir madde, zehirli bir toksik madde gibi olarak algılayıp ona karşı bağırsağınıza karşı bir antikor oluşturuyor ve orayı ...orada bir hasarlanma meydana getiriyor. Ondan dolayı biz otoimmün hastalık diyoruz. Yani bilinen, buradaki bilinen çölyaklar var değil mi? Bilinmeyen, çölyak tanısı almamış, diyet yapmayan ama gerçekte çölyak olan hastalar... ...tanı konanlardan 10 misli daha fazla. Küçük çocuklarda kusma, ishal, karın şişliği, iştahsızlık, kilo alamama... ...boy uzamasında yavaşlama gibi tipik belirtileri ortaya çıkabilir. Daha ileri yaşlarda ise... Hani diyet yapmamız hasta işte kansızlık, boy kısalığı, kemik zayıflığı, nedeni bilinemeyen karaciğer hastalığı gibi değişik belirtilerle ortaya çıkabilir. Yani mısır ve pirinç bizim için risk sayılmıyor. Ama asıl bu kompleksten dolayı, oluşan kompleksten dolayı buğday, arpa, çavdar, yulafı biz bu rahatsızlıkta tüketemiyoruz. Müzik